Kanal D Haber gazetecilik yapmaya devam ediyor. Sevgili seyirciler, bugün yeni bir özel haber dizisine başlıyoruz. Mecliste grubu bulunan liderlerin bir günle tanıklık edeceğiz. Her güne neredeyse 2-3 ilde konuşan, mitingler sığdıran liderler o mitinglere nasıl hazırlanıyorlar? Konuşmalarını neye göre ayarlıyorlar? Yolda nelerle karşılaşıyorlar? Hepsini ekrana getirmeye çalışacağız. Haber dizi talebimizi İktidar ve muhalefet partilerinin genel başkanlarına ilettik. Onlardan gelen yanıtlar çerçevesinde dizi haberimize HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'la başlıyoruz. Yarın MHP, bir sonraki günde CHP liderinin hazırlıkları, yine çok özel anları Kanal D Haber'in ekranlarında olacak. Sayın Başbakan Davutoğlu'na da haber ilettik. Bakın, buradan bir de sizin huzurunuza söylüyorum. Ondan da haber bekliyoruz. Ankara büromuzdan muhabir arkadaşım Özgen Bingöl ve kameraman Barış'tan Demirtaş'la güne Diyarbakır'daki evinde kahvaltı sofrasında başladılar. İşte HDP eş başkanı Demirtaş'ın yoğun bir gününün portresi. Mitinge gittiği arabasının direksiyonuna kendisi geçti. Kızlarına, eşine elleriyle kahvaltı hazırladı. Demirtaş her Diyarbakır'a geldiğinde, fırsat bulduğunda çocuklarına kahvaltı hazırlıyor. Evdeki tek zevkimiz aslında. Başka zaman olmuyor zaten, ancak beraber kahvaltı yapabiliyoruz. Kahvaltı. Öyle mi? Onun dışında. Evet. Sonra herkes işine gidiyor, okula gidiyor. Sizin işiniz biraz uzun ve uzakta. Benimki bir hafta 10 gün sürüyor her seferinde. Çocuklar gün sayıyorlar. Bir defa pazarlık yapıp böyle gidiyoruz. 3 günse 3 gün. 3 gün sonra gelmezsem kızıyorlar. Küçük domates yedi. Baba biraz daha çıkayım. Yeter. Eşi Başak, kızları Dılda ve Delal'le birlikte kuruyorlar kahvaltı sofrasını. Ümit'e nasıl yapalım? Yağ olsun, hadi. Büyüyünce yemekleri hep kocası yapacak. O yapmayacak. Öyle mi? Tabii. Başak Hanım. İzin var mı? Tabii ki. Selahattin Bey. İzin aldık. Tabii. Siz bu sürekli... İzinsiz olmaz. Ben bilmem neyin bilirim. Değil o. Başarılı erkeğin arkasında 3 kadın var ya. Evet. Bunlar işte. Başarılıysam tabii ki. Belki çok ekranlarda falan görünmüyor ama ben varım. En son başkan yardımcısı seçilmiş kızım. Öyle mi? Seneye başkan olacak ama çok çalışıp değil mi? Barajı açacak. Selahattin Demirtaş bugüne kadar tam 9 ilde miting gerçekleştirdi. İstanbul'daki mahalle toplantılarını saymıyoruz ve bugüne kadar tam 14 bin kilometre yol yaptı. Şimdi de biraz sonra Adıyaman'a gideceğiz. Eşi ve çocuklarıyla işte böyle vedalaşıyor. Görüşürüz açım. Tamam mı? Açacağım. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Demirtaş yolda durdurdu makam aracını, direksiyona kendisi geçti. Şoförle konuşmak serbest. Mitinglere nasıl hazırlanıyorsunuz? Özel bir hazırlığım yok yani, sadece ek vitamin kullanıyorum. Miting düzenleyeceği ildeki sorunları, konuşma başlıklarını danışmanları bir gün önceden hazırlıyor. Miting sabahı genel bir hazırlık yapıyorum. Meydanlarda iktidar muhalefeti, muhalefette iktidarı eleştiriyor ama Demirtaş bugüne kadar en çok da Cumhurbaşkanı yüzdü beni diyor. Şu anda Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı konuşmalarda çoğu zaman onurumuzu rencide edecek kavramlar kullanıyor. Yani bize terörist diyebildiği zamanlar oldu, katil dediği zamanlar da oldu. HDP çok genç bir parti, henüz 2 yaşında. Direksiyonunda da Selahattin Demirtaş'la Figen Yüksekdağ var. Hazineden yardım almıyorlar, mitingleri tamamen partililerin bağışlarıyla organize ediyorlar. Tamamen kendi ceplerinden harcıyorlar. Aracınız kendinize mi ait? Evet, benim aracım. 3 yıl önce almıştık, 3 yıldır kullanıyoruz makam aracım. Çok zor oluyor tabii, diğer partilerle kıyaslanamayacak derecede az bir bütçeyle çalışıyoruz. Arabada müzik dinlemekten hoşlanıyor musunuz Selahattin? Dinliyoruz yollarda tabii. Seçim müziklerimizi dinliyoruz. Cıvıl cıvıl seçim müziklerimiz var. HDP geldi geliyor, tüm barajları yıkıyor. Zulme karşı direniyor, yarınlar bize güveniyor.